Ben hala ostomisiz yapılmalı diyorum ama. Aslında doğru söylüyorsunuz Timur Hocam. Yani Cihan Bey'in psikolojik durumunu, basının etkisini falan düşününce ameliyatı ostomasız yapmayı deneyebiliriz. Yani? Ama sen tamamen temizleyebileceğine inanmıyorsun. Sen tamamen temizleyebileceğine inanıyor musun? O kadar iyi bir cerrah mısın? Daha iyi bir cerrah. Peki, görelim. Görelim. Buyurun. Buyurun hocam. Tahmin ettiğimden daha iyi. İnvazyon derinleşmemiş. Ne diyorsun Evren Hocam? Dokuyu koruyabilir miyiz? Allah Hocam, siz ikiniz bir arada olduktan sonra dünyayı bile değiştirirsiniz. Denemeye değer. Sadece kulağından küçük bir kısım alırız. Ama dediğim gibi sonrasında geçici bir sürede olsa stoma torbası kullanacak. Şöyle olur. Trokarlara girelim. Başlayalım. Aspir edelim. Hemen hocam. Hocam bu arada Cihan Bey ameliyattan sapasağlam çıkınca çok şükseniz olacak. Yani ne olacaksınız? İşimiz ünlülük değil Dorukçum. Bizler doktoruz. İşine odaklan şekerim. Dikkat edin toplam. Gerçekten iyi bir cerrah mısın? Daha iyi bir cerrah hocam. Lütfen. Hocam merhaba. Ben Cihan Bey'in yeğeniyim. Ameliyat nasıl geçti? Şahane. Ostomisiz ama geçici bir stoma torbası takılacak. Bundan sonraki tedavisini de titizlikle takip edeceğiz. Merak etmeyin. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Geçmiş olsun. Rengim, rica ederim o bilekliği çıkar. Çok rica ediyorum. Beni seviyorsan çıkar lütfen. Seni kahretsin. Allah seni kahretsin. Aa, rengin. Ben de seni arıyorum. Bir daha sorsana. Neyi? Bilekliği çıkardın mı diye soruyordun yani. Sor. Çıkardın mı bilekliği? Çıkarmadım. Çünkü bu bilekliği al artık başına çal, tamam mı? Ya da git Bahar'a ver. Senin hayatında iki kadın olacağına onun kolunda iki bileklik olsun en azından. Hı? Rengin ama anlattım ben sana nedenini. Yeter. Gerçekten yeter ya. Ya herkesin içinde Bahar'ı kucaklamak nedir ya? Ya sen süper kahraman falan mısın? Pelerin mi istiyorsun? Gideyim alayım mı sana pelerin? Bahar benim çocuklarımın annesi Rengin. Ne yapsaydım? Öyle durup beklese miydim? Bahar'ı sevdiğini itiraf ediyorsun demek ki yani. Hı? Kayıtsız kalamam diyorum. Başına bir şey geldiğinde tabii ki koşacağım. Timur, bu kadar aşağılandığım yeter. Daha önceden boşanmak için söylediğin tüm bahanelere inanıyordum. Ama şimdi görüyorum ki sen Bahar'ı kaybetmek istemiyorsun. Ya Rengin, saçmalama. Bir şey değil. Rengin, bir dinler misin? Rengin. Ne dinleyeceğim? Rengin, bir dinle lütfen. Rengin.
Rengin hocam. İyi. Efendim. Saçınızda bir şey mi var? Bir şey var. Nerede? Nerede var Bahar? Burada mı? İşte. Şöyle elinizle şöyle yapsanız tepe. Tepede mi? Nerede? Böcek değil değil mi? Hayır, yok yok. Ne var Bahar? Yok canım, böcek. Aldım. Ah, teşekkür ederim tabii. Sağ olun. Yanlış mı gördüm ben ya? İyice paranoya yok oldum. Efendim anneciğim. Söyle kızım. Tamam, yarım saat sonra oradayım. Geliyorsun değil mi? Rengini kısmalar. Aa, çocuğu var. Timur. Bahar, ne yapıyorsun? Allah aşkına öyle dandiye girilir mi ya? Dandiye değil, pıtladım kapıyı. Pıtladın mı? Duymadım. Pıt diye de girilmez. Sen ne yapıyorsun yerde? Esniyorum. Ah. Esniyor musun? Evet. Ameliyattan çıktım ya. Ah. Belimi esnetiyorum. Yoga yapıyorum. Ah. Belimi biraz esnetiyorum. Aa, tamam. Ah. Az önce koskoca Cihan Taşkeski hayata döndürdü bu eller. İyi valla, ameliyatta da titremedi, iyi. Yok canım, hiç titrer miydi? Can Bey'in ameliyatı nasıl geçti? Çok iyi geçti. Ya. Hayatını kurtardım. Gerçekten mi? Ostomisiz yaptım ameliyatı. Ama yani kemoterapiden sonra tekrardan hayatının kaldığı yerden devam edebilir. Ay çok şükür, çok sevindim. Evet Bahar'cığım, şimdi başka hastaların hayatını kurtarman lazım. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Sabah kucaklamışsın beni. Hipokrat yeminim var. Hastalığı kucaklamak için mi Hipokrat yeminim var? Ay Bahar, gerçekten hadi. Tamam mı? Sana danışmam gereken. Bahar'cığım lütfen, başka hastaların da hayatını kurtarmanı lütfen bir izin verir misin? Gerçekten. Tamam, müsaade et. Ya müsaade et. Ya... Lütfen Bahar, gerçekten bak sonra konuşuruz. Ama gerçekten danışmam gereken. Tamam, danışmam gereken. Tamam. Ben bunu niye çekmedim ki gerizekalı mı ya? İnşallah çizilmemişti. Adama geri satsam alır mı acaba? Az sütlü olsun ama bir cimcik. Ya da olmasın ya. Ya olsun tamam, sütlü olsun evet. Doruk abi, hayatının kararını vermiyorsun. 10 dakika molamız var zaten, hadi ya. Ben zorlanıyorum işte böyle şeyleri yaparken. Bir tane kahve alabilir miyim? Karışmayın Romeo'ma ya. Zaten aşk acısı çekiyor. Uğur, dalga geçme bak. Ne var oğlum, yalan mı lan? Nasıl kaptı Timur Hoca elinden Bahar'ı? Ne kapması oğlum? Ayrıca ben öyle Bahar'dan kolay kolay vazgeçmem yani. Ben bir soru sorabilirim. Benim hesabıma yazabilirsin. Yani arkadaşlar, söylemeyeyim diyordum ama... Geçen Timur Hoca böyle Bahar'ın çenesini tutmuştu. Bir de gülüşmeler falan. Ancak kirsin aralarında bir şey. Evet abi. Ya kucaklamak ne oğlum? Düşünsene. Açılın ben doktorum der gibi. Daldı hepimizin içinde. Tuttu aldı kucağına. Abi bir sakin ol ya. Hastanedeyiz. Sedyesi var. Tekerlekli sandalyesi var. Oldu olacak, sırtını al da dışarıda bir iki tur at yani. Allah. Ne var oğlum? Rengin? Hocam. Siz böyle ulu orta konuştuklarınızdan utanmıyor musunuz? Hı? Hocanız hakkında. Üstelik bir kadına iftira atarak. Arkadaşlar, Timur hocanız evli. Bu konuşulanlar eşinin kulağına gitmiş olsa ne olur? Hiç düşündün mü? Hiç düşündünüz mü? Ayrıca arkadaşınıza da ayıp olmuyor mu? Haklısınız hocam. Terencim, haklı olmam neyi değiştirir? Biraz önce bangır bangır gülüyordunuz, eğleniyordunuz burada. Hı? Bir meslektaşınız, bir kadın hakkında. Üstelik kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışan bir kadın hakkında. Böyle asılsız iddialarda bulunmak hiç yakışıyor mu size? Belli ki size doktor olmayı öğretmişiz ama ahlak konusunda eksik kalmışız. Yazık. Utanın biraz, olur mu? Rica ediyorum. Biraz utan. Kızlar notla risk. Oğlum niye uyarmıyorsunuz ya? Allah rızası için. Ne kadarını duydu? Hepsini duydu. Ya,
Oğlum siz bilmiyor musunuz benim neler hissettiğim bir Engin Hoca'ya karşı? Neden beni uyarmıyorsunuz? Ya. Şimdi ben seni alayım mı kucağa? Ne oldu? Konuşulanları duydun mu? Ben bir filtre kahve alabilir miyim? Yo, konuşulan neymiş? Hayırdır şekerim, ne bakıyorsun? Yok bir şey hocam. İşiniz yok mu size? Moladayız. Ha, iyi. Moladan sonra iş yaratın kendinize. Kıvırcık şeker. Timur Hoca güçlü. Timur Hoca zengin. Prestijli. Akranın da sayılır. Tabii ya. Ama yine de evli barklı adam. Ve kolay kolay hareket edemez. Yine de aşkımı çalmadan bir şeyler yapmam lazım. Hocam, beni çağırmışsınız. Gel bari. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim hocam. Yani bir doktorun kolay kolay yapmayacağı bir sakarlık yaptın. Hepimizin başını derde sokuyordun yine. Yine? Hakkında şikayet var Bahar. Şikayet mi var? Evet. Seren Tekin, nöbetçi olmadığın halde acilde bulunduğunu ve bir hastaya yanlış order girdiğini yazmış. Fark edilmeseydi hastanın hayatına mal olabilirmiş. Ne diyeceksin buna? Hocam, yani acile eşyalarım orada kaldığı için gittim. Hasta olan da bir genç kızı olunca... Bahar, usulen sordum biliyor musun? Bahanelerini falan dinlemek istemiyorum. Sana daha önce de söyledim. Başarılı olmanı ben de istiyorum. Ama bir, gece nöbetin yoksa acile giremezsin. Ben bu konuda çok hassasım. İki, yanlış order giremezsin. Biz burada insan hayatıyla uğraşıyoruz. Üç, Cihan Bey'in fotoğraflarının medyaya sızması tamamen senin suçun. Özetle çekirge gibi üç kere sıçradın ve bitti. Bu hastaneye de, asistanlığa da uygun olduğunu düşünme. Basının gözü üzerimizde Bahar. Cihan Bey'in yanında olduğun için senin de üzerinde. Ve ben bu karmaşanın içinde kurul toplayıp sana yetersizlik vermek istemiyorum. Çünkü sana bir şahıs daha vermek istiyorum. Özür dilerim hocam. Özür dileme. Yaptığın şeyin özrü yok Bahar. Yok. Cihan Bey'in bizim için ne kadar kıymetli olduğunu defalarca söyledim. Bundan sonra attığın her adıma dikkat et. Basına da asla bir şey söyleme. Asistanlığın pamuk ipliğine bağlı. Tek bir yanlışın daha olmasın. Cihan Bey'in de gözüne görünme. Tamam. Çıkabilirsin. Buraya gelmem yasak ama dayanamadım, sizi görmek istedim. Yeni hayatınıza hoş geldiniz. Yok ya, bizde de şans olsa zaten 9 canlı çıktı mübarek. Kanser manser diyorlar da kurtarmışlar işte. Ne bileyim kaç yıl yaşar. İyi geçmiş ameliyat. Çok güzel olurdu. Sabah zengin bir adam olarak uyanırdım. Neyse hadi kapatıyorum. Ararım sonra yine. Ay Timur hocam, Timur hocam. Şekerim, şekerim lütfen sosyal mesafeyi koruyalım. Ne yapıyorsun ya? Hakkınızda dedikodu çıkmış. Bizim değil mi? Duydum. Duydun mu? Duydum. O zaman niye sürekli yanımda bitiyorsun? Benim kocam öldü dedim, ben bir şey dedim mi? Demedim. Niye? Çünkü ben evli barklı bir insanım. Gördüğün gibi değil mi? Ben senin yüzünden... Bir saniye dinle lütfen. Ben senin yüzünden karısını aldatan aşağılık, pislik, iğrenç bir adam gibi görünmek istemiyorum. Konuşuyorsun Allah aşkına durmadan. Senin aklına ihtiyacım var. Şekerim yani, lütfen. Şekerim. İşte. Ben eşimi seviyorum. Lütfen düş peşimden. Özür dilerim.
Buyurun. Ameliyathane neredeydi? Ben şuradan kayboldum. Şuradan asansöre bineceksiniz. Eksi ikinci katta. Ah, teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ ol. İyi günler. Ay. Ne? Ne? Ne oldu? Yok bir şey, yok bir şey. Üf, tamam. Nereden çıktın? Bir bak bakayım oğlum. Ne oldu? Neyin var? Yok bir şey. Bir şey yok. Öyle bir şeycikler oldu. Ya sen anlatırsın her şeyi. Söyle. Ne oldu? Ben bu işi beceremiyor muyum? Ne ya? Asistanla mı? Evet. Baksana başlayalı ne kadar oldu daha. Hata üstüne hata yapıyorum sürekli. Bir de şimdi Cihan Bey'in görüntülerinin basına yansıması tam tuz biber oldu üstüne. Tamam tamam dur bir bakalım. Bir adam bir kendine gelsin. Yani hemen kendini suç arama ya. Soysuzun biri fotoğraf çekmiş. Seninle ne alakası var? Basının gözü üstümüzde olmasaydı seni kovardım dedi Reha Hoca. Şikayet etmişler zaten. Ne şikayeti? Umay'ın acile geldiği gün. Benim nöbetim olmasına rağmen oradaydım ya order meselesi. Kide Seren mi şikayet etmiş? Demiş, o etmiş. Yıldızımız barışamadı onunla da. Belki de haklı ama. Haklı. Ya sabahki yaptığım şapşanlık. Dur bir ya. Üf, evdeki gibi hemen suç arıyorsun kendinde. Nasıl aramayacağım? Nasıl? Kim suçlu? O zaman yanlış üstüne yanlış oluyor sürekli. Belki de... Belki de ait değilim buraya gerçekten. Anne sen öncelikle şahane bir annesin. Tamam mı? Belki de sadece iyi bir anneyim. Böyle başka bir ceketi giyemiyorum üzerime. Ne şahane bir anne de değilim. İyi bir anneyim ama. Ya iyi bu bir kadar anneyim. Renkli giyinip her şeye yakışan birine doktorluk yakışmayacak ya. Ben kötü bir hastayım. Hayır değilsin. Sen, kötü. Hayır değilsin. Sadece duygusalsın. Onu da halledeceğiz tamam mı? Buz gibi olmuş evlerin. Kalk taşa oturuyorsun. Bak ders bir. Ders bir işte. Ben burada hastane. Ben oğlum değilim. Tamam tamam. Ama arkadaşım da olsa söyleyeyim. Taş soğuk çekiyor. Ya, tamam hadi gel şöyle. Canım oğlum. Ben şimdi gireceğim içeri. Sen de toparlan öyle. Tamam. 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 Hadi. Tamam. İyiyim, iyiyim. Hadi, tamam. Şu iki günde başımıza gelenlere bakın ya. Neyse ki ameliyat başarılı geçti hocam. Ya geçti geçmesine de acaba Cihan Bey'imizin siniri geçti mi? Ben bu hayatta iki kişiye önem veririm falan dediği zaman anlarız hocam geçip geçmediğini. Neyse Bahar yüzünden tepe taklak olmayalım da. Yani yaptığı büyük bir hata tabii de. Yo o işini yaptı. İşini yapmayan korumalar. Dikkat etselerdi kardeşim. Güzel. Tamam. Cihan Bey günaydın. Öncelikle geçmiş olsun efendim. Ameliyatınız Evren ve Timur hocam sayesinde çok başarılı geçti. Sağ olun. Ostomi kullanacaksınız ama merak etmeyin kalıcı olmayacak. Tedaviniz bittikten sonra normal yaşantınıza devam edebilirsiniz. Maşallah Cihan Bey bünyeniz de bayağı sağlammış. Bu arada efendim basını da hallettik dışarı kuş uçurmadık. Bak hele uçurulu çağırın bana. Pardon efendim tam anlayamadım da kimi dediniz? Bahar'ı diyorum onu çağırın. Cihan Bey aman diyeyim. Melisa'nın temperatür raporunu alabilirim. Bahar. Çok yoruldum bak sabahtan beri çalışıyorsun. Sırtın tutulacak. Sağ ol. Kalk lan. Kalk. Kalk 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 kalk. Kalk kalk kalk. Uyur kalk kalk. Kalk. Şunu şöyle beline koyalım mı? Beline koyalım şöyle. Teşekkür ederim. İstersen biraz masaj da koyabilirim. Çüş oğlum. Çüş. Ne oluyor be? Şey. Yani saygı biraz hastanedeyiz. Saygı doğru. Senden mi öğreneceğim Murat? Çüş ne demek oğlum? Bahar bir saniye. Sana mı soracağız saygı? Ne demek lan ya? Az biraz. Bahar. Cihan Bey seni çağırıyormuş. Acele et hadi. Ne oldu? Ne dedi? Ne Zeki? Ne gibi? Bir, ne olmuş? Ne istedi? Bilmem sushi falan istiyordur belki Bahar. Gideyim madem. Sen git madem. Ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsun ya? Şş. Sen ne vuruyorsun bana? Ne oldu? Biliyordun daha demin. Ha? Adam kovacak belki Bahar'ı. Eksik olmasın Zafer gülümsemen yüzünden. Buna bir haller oldu ha. Böyle yeni personel kilidi falan açıldı resmen. Yemin ediyorum bir gün elimde kalacak. Senin mi benim mi?
Hadi abi siz niye oturuyorsunuz Uğur? Ya sen ne vuruyorsun bana? Şş, hadi oğlum hadi. Abi yatırmadın. Şş. Kalk kalk. Hocam. Gel Bahar gel. Cihan Bey seni görmek istiyor. Cihan Bey, efendim Bahar yaşına rağmen aramıza çok yeni katılan arkadaşlardan. Bakın biz onun kusurunu... Sen ne yaptığın farkında mısın? Hı? Eyvahlar olsun. Hı? Ne yaptın Bahar? Cihan Bey çok özür dilerim. Benim gazetecilerden hiç haberim yoktu. Evet efendim Bahar'ım. Dur beri House'da. Bir dur. Sen ne yaptığını biliyor musun? Benim hayatımı kurtardın. Beni hayata iki şey döndürdü. Bir yüce Rabbim, demek yiyecek ekmeğimiz, görecek günümüz varmış. İkincisi de sen Bahar. Senin çabanla oldu. Sen vesile oldun. Beni hayata döndürdüm. Doktormuş, hastaneymiş, hiç sevmezdim ben. Ama şimdi anladım. Doktorlar bundan sonra başımın tacı. Estağfurullah efendim, biz sadece işimizi yaptık. Hayal meyal de olsa hatırlıyorum. Senin sayende. Bu Adem'de olmadan gitmeyeceğim. Allah senden razı olsun. Ne demek? Ne demek? Estağfurullah, sizden razı olsun. Biz görevimizi yaptık. Bundan sonra benimle sen ilgilen. Tamam. Müsaadenizle. Ne oldu cerrahım? Geçmiş olsun. Efendim. Biz de sizi yalnız bırakalım, dinlenin Cihan Bey. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Vallahi tansiyonunuz da çok iyi. Maşallahınız var. Çok hızlı toparlıyorsunuz. Eski toprağız biz. Öyle hemen yıkılmayız. Herhalde. Ona ne şüphe? Tabii. Söyleyene bak. Ha? Sen de serildin yere. Bilmiyor muyuz sanıyorsun? Şimdi nasılsın? Nasıl? Kim söyledi size? Kimse. Ben gördüm. Nasıl? Sizin kalbiniz durmuştu. Tarifi yok. Denişik. Hem oradaydım hem değildim. İnsan öldüğünü bilmez derler. Ama hissedermiş. Beni kurtarmak için çabaladığını hissettim mesela. Ölmemi bekleyenlerin heyecanını hissettim. Bir de ne kadar yalnız olduğumu. Beni paramla bilirler. Her şeye sahibim zannederler. Her şeye sahipsem yanımda kim vardı? Ailem ama dua etmiştir ölmem için. Öyle olur mu? Demeyin öyle. Çok şükür. Severimiz de var. Kendi canını tehlikeye atıp beni kurtardın. Helal olsun sana Culuk. Cihan Bey. Serumunuzu ben değiştireceğim şimdi. Aman, batmış hep buralar. Önemli değil. Amcacığım. Kendine gelmişsin. Ben de alışveriş yaptım senin için. Sağ ol, sağ ol. Elimde şey var. Gerçi Orhan da haber vermedi ama... pijama takımları, terlikler, bir şeyler aldım ben de. Vay. Vay hele. Benim aslan yeğenime bak. Nasıl düşünür amcasını? Gel. Gel bir sarılayım. Gel. Amcam, Allah seni bize bağışladı.
Demek sende şans olsa ölürdün ha? Ay Cihan Bey. Demek gebersem yarına zengin bir adam olarak uyanırdın ha? Nankör. Ay. Seni okuttum, işin başına oturttum lan. Bu kadar mı çok istiyorsun lan ölmemi? Defol gözüm görmüşsün lan seni. Amca sen bir şey yanlış anlıyorsun. Amcam yok. Her şeyi duydum ulan. Defol. Orhan at şunu dışarı. At şunu defol. Amca. Defol. Hadi yıkılın. Yürü. Şunları da at gözümün önünden. Fakir fukaraya verirsin. Akraba değil. Akbabasınız ulan. Hepimiz. Tamam canım. Hepimiz ölmemi bekliyorsun. Ay Cihan Bey tamam. Parmağınıza takalım şunu. Tamam sakin olun ne olur. Hadi. Ay. İyi misin? Kusura bakma bu hastalık beni duygusallaştırdı da. Olur. Yapıyor öyle. Hastalık insanı değiştiriyor. Biliyorum. Tamam. Ha tamam aman. Boşalttınız attınız sinirinizi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.